huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili dinleyiciler, bundan önceki bölümlerde de izah edildiği gibi kainatın yaratılışındaki incelikler, düzen ve ahenk, Allah-u Teala'nın kudreti ilahiyesine delalet eden alamet ve işaretler üzerinde Cenab-ı Hak dikkatlerimizi çekerek, teksif ederek bizi Cenab-ı Hak imana, ikan ile şeksiz şüphesiz inanmaya davet ediyordu. Allah-u Teala'nın kudret ve azametine inanmak hakikaten akıllı insanların kârı. Cenab-ı Hak inanan kullarını körü körüne değil, onları gönüllerine, ruhlarına, akıllarına, izan ve mantıklarına sığdırabilecekleri gerçeklerle inandırmak istemiştir. Öyle kuru bir baskıyla değil, muhakeme gücüyle, idrak ile, ilim ile, irfan ile Cenab-ı Hak kullarını tenvir etmiştir. Körü körüne cehalet ve sapıklık içinde kalmalarına razı olmamıştır. Kalplerini ve kafalarını ilim ve irfan ile aydınlatmak istemiştir Cenab-ı Hak. Onun için İslamiyet'te Allah inancı her şeyin temelidir. Her türlü güzel ahlakın, salih amelin, ihlasın temelinde Allah-u Teala'ya iman başta, ondan sonra da ahirete iman gelmektedir. Bu iki önemli rükün olmadan herhangi bir hayra ve faydalı işe insanların teşviki mümkün olmamaktadır. Ancak pragmatist düşüncelerle, menfaatçı, kısa vadeli fayda hesaplarıyla insanlar bir takım şeylere belki yönlendirilebilirler. Ama köklü olarak insanların gerçek manada yüksek ve âli bir duyguya sahip olabilmeleri, yüce ahlaka erişebilmeleri için Allah inancı her şeyin başında gelir mutlaka. Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Hak bu En'am suresinde Allah'a iman konusu üzerinde birbirini takip eden ayeti kerimelerle devamlı biz insanları ikaz etmiştir Cenab-ı Hak. Uyarmıştır, tenvir etmiştir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu Rabbukum. İşte sizin Rabbiniz. Bütün özellikleri yukarıda sayıldı ayet-i kerimelerde. Yaratıcı güç, Allah-u Teala'nın nebatatı nasıl yetiştirdiği, insanların nasıl hizmetine arz edildiği ve bütün bu kainat içerisinde meydana gelen olayların detayları, bütün bu incelikler, bu nizam, bu ahenk, bu tertip, bu düzen, insanoğlunun içinde bulunduğu kainatın yaratılışındaki muazzam ihtişam hatırlatılıyor. İşte bütün bunları yapan Allah-u Teala'dır, sizin Rabbiniz budur işte. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Haliku kulli şeyin, her şeyin yaratıcısıdır o. Fa'buduhu ve huve ala kulli şeyin vekil. Ona ibadet ediniz öyleyse. Ve huve ala kulli şeyin vekil, o her şeye vekildir. Her şeyin gerçek manada dayanağı ve her şeyin güvenebileceği, bütün varlıkların istinad edeceği, kendisinden medet umacağı odur ancak. La tudrikuhul ebsar. İşte İslamiyet'in tenzih akidesi. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin insan tarafından göz ile görülmeyeceğini dünyadayken, gözlerin onu idrak etmeyeceğini, müteal varlık olarak, yüce varlık olarak Allah-u Teala'yı İslamiyet kabul ediyor. Kullu ma khatara bi balik fallahu teala siva zalik. Aklına ne geliyorsa Allah diye Cenab-ı Hak o değil. İnsanların Cenab-ı Hakk'ı herhangi bir şekilde tasavvur edebilmeleri, tahayyül edebilmeleri mümkün değil. Çünkü insan idraki, idrake götüren duyu vasıtaları Allah-u Teala'yı anlamaktan aciz. İnsanoğlu daha dünyadayken kendileri gibi fani ve mahluk olan birçok şeyleri, gelip geçici fani varlıkları bile anlayamıyorlar. Nerede kaldı ki Allah-u Teala'yı anlayabilsinler? Gözler onu idrak edemez. Ve huve yudrikul ebsar. O gözleri Cenab-ı Hak idrak eder. Gözleri kuşatır
gözleri görür o. Ve huvel latiful habir. Allahü Teala Hazretleri latiftir. Lütfu ilahisi, Cenab-ı Hakk'ın, Allahü Teala'nın ilmi rabbanisi o kadar geniştir ki Allahü Teala kullarına kendi varlığını duyurmuştur, haber vermiştir ama onlara dünyadayken kendilerini görme imkanını bahşetmemiştir Cenab-ı Hak. Bu ayeti kerime ehli sünnet ile mutezile arasında ciddi bir tartışma konusu, ru'yet konusunda tartışmaya zemin teşkil etmiş. Mutezile mezhebine mensup olanlar bu ayeti kerimeyi delil olarak göstermişler. Ama buna mukabil diğer ulema, İslam alimleri bu konuda onlar da Kıyamet suresindeki ayeti kerimeyi delil olarak göstermişler. Ve Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Cenab-ı Hakk'ın yarın yevmi kıyamette müminler tarafından görüleceğini ifade etmişlerdir Kıyamet suresindeki ayeti kerimeye dayanarak. Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin burada la tudrikuhul ebsar ayeti kerimesinde bahsettiği idrak Cenab-ı Hakk'ın dünyadayken bunun mümkün olmadığını haber vermektedir. Halbuki ayeti kerimede Cenab-ı Zülcelal Hazretleri nazira ayeti kerimesiyle yani onlar Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine yarın yevmi kıyamette bakacaklardır buyurmuştur Kıyamet suresinde ve bu ayeti kerimeyle de Cenab-ı Hakk'ın kıyamette, ahirette cemali Rabbani'nin müşahedesinin mümkün olacağını haber vermiştir ayeti kerimede. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size deliller geldi. Hakikatleri ifade eden, gerçeği gösteren alamet ve burhanlar geldi. فَمَنْ اَبْصَرَا فَلِنَفْسِ Gerçeği gören kendi menfaatine hareket etmiş olur. Kendi menfaatine ve yararınadır. Bunun faydasını görecektir. وَمَنْ عَمِيَ Görmezden gelen, görmek istemeyenler ise فَعَلَيْهَا وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا Görmeyenlerin de bu kendi aleyhlerinedir. Onların zararına olacaktır. Bu inkarın mutlaka cezasını çekeceklerdir. وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَف۪يظ Ben sizin üzerinize bekçi değilim, diyor Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin sevgili peygamberi. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Ayetlerimizi böylece açıklıyoruz ki insanlar sen bunları başkalarından öğrenmiş okumuşsun demesinler diye. Veli yekulu'yu veli ella yekulu deraste şeklinde hazif olduğunu söyleyerek tefsir etmiştir alimler. İmam Maverdi bunu açıklıyor. Veli yekulu veli ella yekulu deraste yani sen ders görmüşsün sana bunu öğretmişler demesinler diye böyle bir iddiaya mahal bırakmamak için sana gerçekleri açıklıyoruz. İlahi kaynaktan sana bilgiler aktarıyoruz buyuruyor Cenab-ı Hak. وَلِنُبَيِّنَهُ لِكَوْمٍ يَعْلَمُونَ Anlayan ve bilen insanlar için gerçekleri açıklamak maksadıyla sana bu gerçekleri bildiriyoruz. اِتَّبِعْ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbin tarafından sana indirilene tabi ol, vahyedilene uy, o yolda bulun. La ilahe illa hu ve a'rid anil müşrikin. Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başka ilah yoktur ve müşriklerden yüz çevir. Yani müşriklerle olan alakanı kes. Onlara itibar etme. Ve lev şa'allahu ma eşreku. Eğer Allah dileseydi o şirk koşanlar, küfre gidenler, inkarcı davranış içine girenler de inkar etmezlerdi. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يزًا Seni onlar üzerine bir bekçi tayin etmedik. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَك۪يلٍ Sen onların vekili de değilsin. Onlara vekil de değilsin. Onlar namı hesabına azap görecek veya onlar adına cevap verecek durumda da değilsin. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ Bu ayet-i kerime fevkalade mühim. İnkarcı zihniyette bulunan kimselerin
gözlerinde büyüttükleri, onların tapındıkları, itibar ettikleri, kıymet ve önem verdikleri şeylere onları tahrik maksadıyla, onları zıvanadan çıkaracak şekilde hakaret etmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Müminler, Müslümanlar için, iman sahipleri için fevkalade önemli bir ölçü. Allah'tan başkasına ibadet eden, dua eden, tapınan kimselerin taptıkları şeylere sövmeyiniz, hakaret etmeyiniz. Onlar da bu hakaretin neticesinde mütecaviz bir tarzda, saldırgan bir şekilde Allah'a küfrederler, sebbederler, söverler Allah korusun. Siz onların ilahlarına, onların putlarına sövecek olursanız, hakaret edecek olursanız, onlar da düşmanlıkla Allah'a küfretmiş, sövmüş olurlar. Bu suretle siz Allah'a sövülmesine, hakaret edilmesine sebep ve vesile olmuş olursunuz Allah korusun. Kezalike zeyyenna likulli ummetin amelahum. Bütün insanlara yaptıkları işi biz böylece güzel gösterdik. Onlar faydalı iş yaptıklarını zannediyorlar. Güzel hareketlerde bulundukları vehmine kapılmışlar. Öyle görüyorlar Allah korusun. Tabiatıyla bu insanların yanlış yola kendilerini vermeleri, o yolda ısrar etmelerinin ilahi bir neticesi. Hakikat ve gerçeği görebilme mazhariyetinden mahrum bırakılmaları, uzaklaştırılmaları manasında bir korkunç neticedir. Cenab-ı Hak onlara yaptıkları işleri onlara güzel gösterdik böylece buyuruyor. Sümme ila rabbihim merci'uhum. Sonra onların dönüşleri Allah'adır, Rablarınadır. Feyunebbi'uhum bima kanu ya'melun. Yaptıkları şeyleri Cenab-ı Hak onlara haber verecektir. Dünyadayken ne yaptılarsa onlar kendilerine bildirilecek, tek tek haber verilecektir. Orada onlar dünyada yaptıklarını duyunca çok mahcup olacaklar, utanacaklar, pişman olacaklar ama bütün bu pişmanlık onlara hiçbir fayda sağlamayacaktır. Ve aksemu billahi cehde eymanihim. Var güçleriyle Allah'a yemin ettiler onlar. لَاِنْ جَاءَتُمْ اَيَتُمْ لَيُؤْمِنُونَ بِهَا. Eğer kendilerine bir mucize gelecek olsa, istedikleri, arzu ettikleri bir fevkalade, harikulade hadiseyle karşılaşmış olsalar, hemen iman edeceklerini, mutlaka inanacaklarına dair yemin ettiler. Bütün güçleriyle. قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ. Ayetler, mucizeler Allah katındandır. Mucizeyi Allah ihsan eder. İnsanlar mucize meydana getiremez. Peygamber de olsa Allahü Teala istemediği takdirde bir peygamberin mucize ortaya koyması mümkün değildir. Peygamberi Cenab-ı Hakk'ın irade ve Cenab-ı Hakk'ın istemesiyle ancak mucize gösterebilir ve mucizeyi yaratan da Cenab-ı Hak'tır. Peygamber değildir. Ve ma yuş'irukum enneha izâ câet lâ yu'minûn. O mucize ve o harikulade hadise vuku bulduğu zaman da onların iman etmeyeceklerini sana bildirmediler mi? Senin bundan haberin yok mu? Sen bunu anlamıyor musun buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve nukallibu efidetehum ve ebsarahum kemâ lem yu'minu bihi evvele marratin ve nezeruhum fî tuğyanihim ya'mehun. Onların nasıl ki küfür ve dalalet döneminde gözleri dönmüş, hakikati görememişlerse aynı şekilde bu ısrarlı tutum ve davranışların neticesi olarak onların ilk defa nasıl gözleri gerçeği görmemişse yine onların gönüllerini ve gözlerini gerçekten çeviririz. Ve nezeruhum fi tuğyanihim ya'mehun. Onları kendi azgınlıkları içerisinde şaşkın, hayrette ve mütereddit vaziyette onları bırakırız buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah korusun. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.